Aynı anda iki eliyle, biriyle sağdan sola, biriyle soldan sağa şu şekilde yazı yazabilir. O yazıları sıkıştırdığım zaman aynı şeyin yazıldığını ve kesik kapattığını, birbirine örtüştüğünü görürdünüz. Adeta sihirbazlık gibi bir şeydi. Bu beynin iki yarısını musavi kullanabilme özelliğinden kaynaklanan dahi çocuk olma özelliğinden kaynaklanan bir durumdu. Eliyle yazdığı notaları cetvel kullanılmadan yazıldığını hiç kimse inanamazdı. Burada var örneklerim. Kaç tane göstereyim size. Bakınız. Bir nota. Yukarıdan aşağıdaki el kuyrukların her biri elle çizilmiştir. İsterseniz ellerinizi bir gezdirin. Bunun cetvelle çizilmediğini ihtimal verebiliyorsanız verin, ama ben size şahit olarak söyleyeyim ki eliyle yazar ve bir sayfa notayı yaklaşık 2 dakika gidiyor kısa sürede bitirirdi. Çok hızlı yazardı. Düşünmeksizin, sizinle konuşurken bir yandan nota yazabilirdi. Bu da beni çok fazla hasta eden bir özelliğiydi. Hani hocaya geçme arzum vardı ya, ben notaya bakarak, gömülerek zor çıktığım, içinden zor çıktığım bir hali, o bizle konuşarak halledince maç otomatikman 1-0 mağlup başlıyordu. Hiçbir zaman da galip olamadık zaten ama galip sayılır bu da mağlup deyip yanında yer almaktan imtina etmedik. Arkadaşlar, çok önemli özelliklerinden bir tanesi de çok sayıda yabancı dil bilmesiydi. Mükemmel bir entelektüeldi. Babası Zafer Şen Tanrıkorur'un dil eğitimi alması için seçtiği okul hocaya göre en isabetli okul olmuş o dönemde. İtalyan lisesine yazdırmış kendisini. O İtalyan lisesinde de bir İtalyan profesörün öğretileriyle Türkiye'nin en iyi hocalarından da istifade etmek suretiyle iyi bir eğitim aldığını, Latince'yi öğrenmek suretiyle Avrupa dillerinin kökünden hallolduğunu söylerdi. Bildiği diller arasında 5 dil sayardı arkadaşlar. 5 dil vardı. Birisi Latince, birisi İtalyanca, birisi Fransızca olmak üzere 3 Avrupa dili. İkisi de Farsça ve Arapça olmak üzere Şark dili. Amerika'dan geliş gidişlerinde Amerikalı doktorlarla yaptığı telefon görüşmelerinde saatlerce süren İngilizce konuştuklarını kendisine sorduğumda, hocam niçin İngilizce saymıyorsunuz bildiğiniz diller arasında? Tıbbi bir konuda İngilizce konuşabilir ikisi profesörlerle. Kendisinin dil konusunda çok seçici olduğunu, bir dili fıkralarıyla, atasözleriyle, küfürleriyle, kavgalarıyla, her şeyini bilmedikten sonra o dili biliyorum demenin edepsizlik sayılabileceğini ifade eder. Ve o dilleri bildiği diller arasında çıkartırdı. Bunların içinde Almanca ve İngilizce en çok dikkatimi çeken dildi. Çünkü tıbbi konusu durumuyla ilgili hem Alman profesörlerle, doktorlarla, hem Amerikalı doktorlarla, Amerikan İngilizcesini ayrı, İngiliz İngilizcesini ayrı konuşmak suretiyle konuşan bir adamdan bahsediyorum arkadaşlar. Ve bu adam İngilizce bildiğini saymıyordu şeylerin içinde, bildiği dillerin içinde. Bunu anlayabilmeniz için size bir küçük örnek vereyim. Belki dinleme imkanı bulduysanız, Paris konseri var. Hayati Arabana aynı şehrinde icra ettik, kayda aldırdı. Paris konserinde Fransız spiker radyo stüdyosunda seyircilere tanıtımını yapıyor Cenişen Tanrıkorur. Epey bir Fransızca döktürdükten sonra söz Cenişen Tanrıkorur'a
bırakılıyor. Uzundan bir ufak mızrapla tek bir neva aldıktan sonra Bayanlar Baylar diye başlayan Fransız eser yaklaşık 30 saniye sonra alkışlanmaya başlıyor ve yaklaşık 10 dakika alkışlanıyor. Bu alkışın gerekçesi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Fransızların tamamının hayrete düşeceği kadar mükemmel Fransızca konuşan bir sanatçıyla tanışmak. Fransızcayı öyle bir aksanla konuşuyor ki, az önce konuşan spiker, siz hiç Fransızca bilmeseniz de kesin bir Fransız köylüsü olarak sizin de notunu verdiğiniz bir adama dönüşüyor. Çünkü bu da Fransızcayı oynayarak konuşuyor. Tiyatralize ederek. Dili, mimikleriyle, aksanı vesairesinin vazgeçtik, mimikleriyle olması gerektiği işte bütün haller, eğimlerini öğrenecekler. Mükemmel kullanan bir adam. Profesör Anna Masala, bir tarih coğrafya fakültemizde uzun yıllar hocalık yapmış bir İtalyan dili hocasıydı. Onun bana söylediği bir sözü, pek çok insanlara söylemiş bu sözü de, ben de bunu duyanlardan bir tanesiyim. O da çok güzel Türkçe konuşuyordu ama biraz aksan sorunu vardı tabii. Muzaffer Beyciğim, siz biliyor musunuz? İtalya'da hiç kimse Cemişen gibi konuşamaz İtalyanca'yı. Yani bir abartı zannediyorsunuz. Değil ama yani abartı olmadığını işte Roma konserinin kasetlerini dinlediğiniz zaman anlıyorsunuz ki bu böyle.